Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu pasif preteritum. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, başlığa baktığımızda pasif preteritum, bundan ne anlamalıyız? Güzel Türkçemizde bu edilgen, dili geçmiş zamandaki edilgen olarak çevrilebilir. Ne demek istediğimi zaten cümleler içerisinde anlayacağız arkadaşlar. İlk örnekle başlayalım. Ne diyor cümlemiz? Vanessa hat den Käsekuchen gebacken. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Vanessa bir kadın ismi. Der Käsekuchen cheesecake anlamına geliyor. Backen neydi geçmiş zamanda, perfekt zamanda? Habe gebacken şeklinde karşımıza çıkıyor ki durum burada da böyle, değil mi? Vanessa cheesecake yaptı, pişirdi diyecek olursak demek ki Vanessa hat den Käsekuchen gebacken diyorum. Şimdi arkadaşlar, bu cümle yapısını ben edilgenliğe taşıdığımda, daha doğrusu preteritum edilgenlik yaptığımda, pasif preteritum yaptığımda durum ne olacak? Bakın, gebacken aynı şekilde kalacak. Tek bir farklı arkadaşlar, işin içerisinde wurde yapısı. Wurden tabii çekimlenmiş olarak karşımıza çıkacak. Bakın burada den Käsekuchen yapısı cümlenin başına taşındığında ne oluyor? Yalın hale bürünüyor. Dolayısıyla der Käsekuchen wurde von Vanessa gebacken denildiğinde demek ki burada pasif preteritum yapmış oluyoruz. Ne yapıyormuşuz demek ki arkadaşlar? Partizip 2 olarak, değil mi? Yani bir nevi perfect yapısı partizip 2 olarak değerlendiriliyor, değil mi? O şekilde adlandırılıyor. O yapıyı gene ne yapıyorum? Bu cümleyi taşıyorum. Tek bir farkla wurde ile birlikte anılıyor. Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Cheesecake Vanessa tarafından pişirildi, yapıldı anlamına gelmiş oluyor. Tabi bak ne demekti? Pişirmek demekti. Eğer işte börek gibi hamurlu şeyler, değil mi, fırına verildiğinde bu gibi yiyecekler demek ki backen ile ele alınılıyordu. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Diyelim ki çorba pişirmek diyecek olursak ya da bir yemek yapmak diyecek olursak Suppe kochen, kochen deniliyordu. Ancak burada backen, fırına vermek denildiğinde demek ki ne oluyormuş? Backen ile bu unlu ya da işte mayalı şeyler, işte pasta gibi, börek gibi durumlarda demek ki yiyeceklerde backen ile anılıyor. Der Käsekuchen wurde von Vanessa gebacken. Demek ki cheesecake Vanessa tarafından pişirildi demiş oluyoruz. Burada von Vanessa tarafından demiş oluyoruz, değil mi? Yani Vanessa tarafından. Bunu demeseydik, der Käsekuchen wurde gebacken deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Cheesecake pişirildi. Kim tarafından belli değil. Ancak ben dediğim gibi değinecek olursam, bunu kim yaptığını adres gösteriyorsam eğer, von Vanessa yapısını kullandığımda, yani Vanessa tarafından diyecek olursam demek ki bunu işin içerisine katmam gerekiyormuş. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Die Schüler haben das Spielzeugmuseum besichtigt. Gene perfekt zamanda bir cümle görüyoruz. Ne diyor? Öğrenciler das Spielzeugmuseum, oyuncak müzesini besichtigen, incelemek, görmek, ziyaret etmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla öğrenciler ne yaptılar? Oyuncak müzesini ziyaret ettiler, değil mi? Şimdi burada arkadaşlar besichtigen ne oluyordu partizip 2 olarak ele alındığında? Besichtigt oluyordu. Dolayısıyla ben o yapıyı gene pasif cümleye entegre ediyorum. Tek bir farkla wurden yapısını işin içerisine katarak ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Das Spielzeugmuseum ile cümlem başlayacak. Bu durumda das Spielzeugmuseum wurde von den Schülern besichtigt. Demek ki ne demiş oluyorum burada arkadaşlar? Oyuncak müzesi öğrenciler tarafından ziyaret edildi demiş oluyorum. Demek ki von den Schülern demeseydik de ne olurdu? O da pekala olurdu. Bu durumda das Spielzeugmuseum wurde besichtigt, değil mi? Oyuncak müzesi ziyaret edildi. Kim tarafından? Orada bir şey var, bir kapalı anlatım var. Ama bariz bir şeyi söylemek istiyorsak, değil mi, adres göstermek istiyorsak, kim tarafından ziyaret edildi? Öğrenciler tarafından. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Von den Schülern, değil mi, o ibareyi de buraya yerleştirmemiz gerekecek.
Bir sonraki örneğe baktığımızda der Angestellte hat alle Dokumente kopiert. Der Angestellte arkadaşlar memur, çalışan anlamında. Alle Dokumente bütün belgeleri, bütün dokümanları kopieren adı üstünde kopyalamak ne olabilir? Fotokopi çekmek değil mi? Demek ki memur bütün dokümanları fotokopisini çekti. Dediğimde değil mi? Hat alle Dokumente kopiert. Bakın burada bir perfektlik var. Şimdi bunu biz pasif preteritum moduna soktuğumuzda ne olacak? Wurde'den destek alacağız. Bu durumda alle Dokumente ile cümlemiz başlayacak. Ve ne diyeceğim? Alle Dokumente wurden von dem Angestellten kopiert demiş olacağım değil mi? Bakın der Angestellte ne olacak? Von dem Angestellten, yani burada bir memur söz konusu değil mi? Bu aksiyonu yapan bir memur var. Dolayısıyla von dem Angestellten denildiğinde ne yapmış oluyoruz? O memuru değil mi? İşaret etmiş, o memura adres göstermiş oluyoruz. Dördüncü örneğe bakalım. Claudia hat die Wohnung renoviert. Claudia bir kadın ismi. Die Wohnung neydi arkadaşlar? Ev ya da daire anlamında. Renovieren bu da restore etmek anlamında. Yenilemek değil mi? Restore etmek. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Die Wohnung ile cümleyi başlatacağım. Dolayısıyla ne olacak? Daire ya da ev Claudia tarafından restore edildi. Yenilendi dediğimde Die Wohnung wurde von Claudia renoviert demiş oluyorum. Burada da gene arkadaşlar adres gösterdiğim kişi değil mi? Claudia tarafından dediğimden dolayı von Claudia diyorum. Ancak demeseydik de ne olurdu? Die Wohnung wurde renoviert. Daire ya da ev restore edildi. Kim tarafından? Burada bir belirsizlik var. Dolayısıyla von Claudia denildiğinde değil mi? Bir anlam bütünlüğü oluşuyor ve Claudia kişisine ne olmuş oluyor? Adres göstermiş oluyoruz. Beşinci örneğe bakalım. Der fleißige Schüler hat alle Fragen richtig beantwortet. Der fleißige Schüler, fleißig neydi hatırlayın arkadaşlar. Bunu daha önceden görmüştük. Çalışkan demekti. Dolayısıyla çalışkan öğrenci dediğimizde der fleißige Schüler dememiz gerekiyor. Biliyorsunuz belki ama belki bilmiyor da olabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var. Schüler ne için geçerliydi arkadaşlar? İlkokuldan lise sona kadar olan öğrencileri kapsıyordu. Üniversite öğrencileri, yüksek öğrenim gören öğrenciler de ne oluyordu? Student oluyordu değil mi? Dolayısıyla der fleißige Schüler çalışkan öğrenci değil mi? Hat alle Fragen richtig beantwortet. Bütün soruları richtig beantwortet, doğru cevapladı diyoruz. Bakın burada hat beantwortet zaten cümlenin içerisinde bakın perfektlik var. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Pasif preteritum'a entegre ettiğimizde ne olacak? Wurden'den destek alacağız. Bu durumda alle Fragen wurden von dem fleißigen Schüler richtig beantwortet. Bütün sorular çalışkan öğrenci tarafından doğru yanıtlandı demiş olacağız değil mi arkadaşlar? Bakın burada demek ki Partizip 2 olarak ele almış bulunmaktayız. Bütün bu iki çizgi çekmiş olduğum bu yapıların tamamı demek ki Partizip 2 olarak değil mi? Yani bir nevi perfektlik döngüsünü barındırıyor kendi içinde. Ve son örneğe baktığımızda ne diyor cümlemiz? Ein berühmter Dichter hat diesen Brief geschrieben. Ünlü bir şair bu mektubu, bakın diesen Brief, bu mektubu geschrieben. Schreiben ne oluyordu arkadaşlar? Haben geschrieben olarak anılıyordu. Yazdı demiş oluyorduk değil mi? Perfektlikte. Dolayısıyla Partizip 2 olan bu geschrieben ne oluyor? Gene aşağıya aktarılmış oluyor. Wurden yapısını da işin içerisine katarak. Dolayısıyla şimdi ben ne diyeceğim? Bu mektup ünlü bir şair tarafından yazılmıştır dediğimizde. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Diesen Brief yapısı cümlenin başına geçerken akusatiften kurtuluyor. Ve ne oluyor? Yalın hale bürünüyor. Dieser Brief olarak. Bakın diesen Brief deseydik bu yanlış olurdu arkadaşlar.
Tabii güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında mantıklı, manalı gelebiliyor ama biz bunu Almanca'da pasif preteritum yaptığımızda mutlaka akusatiften kurtarmamız gerekiyor. Bu mutlaka böyle arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğim? Dieser Brief wurde von einem berühmten Dichter geschrieben. Bu mektup ünlü bir şair tarafından yazılmıştır demiş oluyoruz, değil mi? Biz burada ne yapmış oluyoruz demek ki arkadaşlar? Pasif preteritum yapmış oluyoruz. Burada da gene adres göstermiş olduğum kişi ünlü şair. Dolayısıyla von einem berühmten Dichter dediğimizde ünlü bir şair tarafından demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzundan önce şöyle bir irdeleyelim. Tekrar bir üstünden geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk örneğe baktığımızda Vanessa hat den Käse Kuchen gebacken cümlesini görüyoruz. Backen neydi? Demek ki pişirmek demekti ve fırına verdiğimizde, değil mi, kullanılan bir eylemdi. Şimdi backen demek ki perfekt zamanda ne oluyor? Habe gebacken şeklinde, değil mi, karşımıza çıkıyor. Şimdi ne diyor cümlemiz? Vanessa cheesecake'i pişirdi diyoruz ve perfektlik var burada. Şimdi demek ki biz bunu arkadaşlar pasif preteritum yaptığımızda ne yapmamız gerekiyormuş? Partizip 2 korunması gerekiyormuş ve wurden'den destek alınması gerekiyormuş, değil mi? Dolayısıyla ben ne yapacağım şimdi? Den Käse Kuchen. Buradaki akusatif yapıdaki den Käse Kuchen yapısı akusatiften kurtulacak. Cümlenin başına der Käse Kuchen olarak başlayacağız, değil mi? Bu durumda der Käse Kuchen wurde von Vanessa gebacken dediğimizde cheesecake Vanessa tarafından pişirildi demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda die Schüler haben das Spielzeugmuseum besichtigt. Öğrenciler oyuncak müzesini ziyaret ettiler. Gayet ne bir cümle? Perfect bir cümle. Haben besichtigt, değil mi? Bunun yalın hali neydi? Besichtigen. Demek ki perfectlikte ne oluyormuş? Haben besichtigt oluyormuş. Bunu şimdi ben ne yapıyorum? Pasif preteritum yapıyorum. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Das Spielzeugmuseum bu cümlenin başına gelecek. Bu durumda das Spielzeugmuseum wurde von den Schülern besichtigt. Yani oyuncak müzesi öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Değil mi? Güzel Türkçemizde de bu şekilde edilgen yapıyoruz. Dolayısıyla Almanca'da da böyle bir paralellik var. Üçüncü örneğe baktığımızda der Angestellte hat alle Dokumente kopiert. Memur bütün dokümanları, bütün belgeleri ne yaptı? Fotokopisini çekti diyor cümlemiz. Haben kopiert, kopieren ne oluyordu? Haben kopiert şeklinde perfekt oluyordu. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Alle Dokumente cümle başına taşınacak. Bu durumda alle Dokumente wurden von dem Angestellten kopiert. Yani bütün belgeler, bütün dokümanlar memur tarafından fotokopi, değil mi, çekildi. Onun tarafından fotokopisi çekildi demiş oluyoruz. Dördüncü örnekte Claudia hat die Wohnung renoviert. Haben renoviert. Değil mi? Ne oluyor bu arkadaşlar? Renovieren, restore etmek, yenilemek anlamında. Dolayısıyla Claudia ne yaptı? Evi ya da daireyi restore etti. Ne yapacağım? Buradaki die Wohnung yapısını cümlenin başına taşıdığımda die Wohnung wurde von Claudia renoviert dediğimde bakın burada ne yapmış oluyorum? Pasif preteritum moduna sokmuş oluyorum, değil mi? Bu cümleyi edilgen yapmış oluyorum. Beşinci örnekte der fleißige Schüler hat alle Fragen richtig beantwortet cümlesini görüyoruz. Bakın haben ve beantwortet, beantworten neydi? Cevaplamak demekti. Biz bunu perfect yaptığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Haben beantwortet. Yani cevapladı demiş oluyoruz, değil mi? Dili geçmiş zaman diyoruz biz buna güzel Türkçe'de. Şimdi çalışkan öğrenci bütün soruları doğru yanıtladı cümlesini ben edilgenliğe taşıdığımda ne yapacağım arkadaşlar? Alle Fragen yapısını cümlenin başına taşıyacağım ve diyeceğim ki
alle Fragen wurden von dem fleißigen Schüler richtig beantwortet. Bakın zaten işaretlemiş olduğum wurden beantwortet ne olmuş oluyor? Edilgen hale sokmuş oluyorum cümleyi. Ve son örneğe baktığımızda ein berühmter Dichter hat diesen Brief geschrieben. Ünlü bir şair bu mektubu yazdı. Schreiben ne oluyor? Haben geschrieben perfektlikte. Değil mi? Haben geschrieben. Dolayısıyla bakın buradaki akusatif diesen Brief cümle başına taşındığında ne olacakmış? Dieser Brief wurde von einem berühmten Dichter geschrieben. Yani bu mektup ünlü bir şair tarafından yazıldı demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Vanessa hat den Käsekuchen gebacken. Vanessa hat den Käsekuchen gebacken. Der Käsekuchen wurde von Vanessa gebacken. Der Käsekuchen wurde von Vanessa gebacken. Die Schüler haben das Spielzeugmuseum besichtigt. Die Schüler haben das Spielzeugmuseum besichtigt. Das Spielzeugmuseum wurde von den Schülern besichtigt. Das Spielzeugmuseum wurde von den Schülern besichtigt. Der Angestellte hat alle Dokumente kopiert. Der Angestellte hat alle Dokumente kopiert. Alle Dokumente wurden von dem Angestellten kopiert. Alle Dokumente wurden von dem Angestellten kopiert. Claudia hat die Wohnung renoviert. Claudia hat die Wohnung renoviert. Die Wohnung wurde von Claudia renoviert. Die Wohnung wurde von Claudia renoviert. Der fleißige Schüler hat alle Fragen richtig beantwortet. Der fleißige Schüler hat alle Fragen richtig beantwortet. Alle Fragen wurden von dem fleißigen Schüler richtig beantwortet. Alle Fragen wurden von dem fleißigen Schüler richtig beantwortet. Ein berühmter Dichter hat diesen Brief geschrieben. Ein berühmter Dichter hat diesen Brief geschrieben. Dieser Brief wurde von einem berühmten Dichter geschrieben. Dieser Brief wurde von einem berühmten Dichter geschrieben. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif preteritum yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.